Herkese merhaba, ben ergoterapist Kadriye Yağmurcu. Bugün sizlere ailelerimin çok fazla kafa karışıklığına yol açan bir duysal sistemimizden bahsetmek istiyorum. Anlatacağım duysal sistem, proprioceptif sistem, yani vücut farkındalığı ve derin bası olarak da adlandırdığımız, kimi yerde de kas hafızası olarak geçen, güzel, aslında günlük yaşam aktivitelerimizde çok fazla kullandığımız bir sistemdir kendisi. Kısaca belirtmek gerekirse, uzayda konumlanmamızı sağlayan ve belirli hareket paternlerinde kendimizi kontrol etmemize yardımcı olan bir duysal sistemdir. Regülasyon, koordinasyon, duruş, beden farkındalığı ve konuşma yeteneğinde büyük rol oynadığından beyin için fazlasıyla önemli bir duyudur. Peki biz bu proprioceptif girdiyi nasıl alırız? Derimizden, kaslarımızdan ve eklemlerimizden gelen girdilerin reseptörler tarafından alınması ve beyne iletilmesiyle alırız. Piyano çalmak, yazı yazmak, yemek yemek, dengede kalabilmek, yürümek, koşmak aslında proprioceptif girdi gereken aktivitelerdir. Biz proprioceptif sistemi uyarmak adına, yani vücut farkındalığı egzersizleri yapmak adına bazı aktiviteler ve oyunlar kullanırız. Örnek veriyorum, derin bası, kas çalıştırma aktiviteleri, bunlar sıklıkla kullandığımız aktivitelerdir. Derin basıya örnek verirsem eğer, bir topa sıkıca sarılmak, çocuğumuza sıkıca sarılmak gibi derin bası aktivitelerini de günlük yaşamımızda zaten fazlasıyla uyguluyoruz. Bazı çocuklarımızda özellikle bu aktiviteler, derin bası aktiviteleri, ağırlık taşıma ya da ağırlık kaldırma aktiviteleri de bazı çocuklarımızın regüle olmasına yardımcı olabilir. Proprioceptif sistemde hassas olduğumuzu gösteren belirteçler nelerdir? Birazcık bunlar üzerine konuşalım. Okulların açılmasıyla beraber özellikle okulda bulunan öğretmenlerimizden bazı geri dönüşler alıyorum. Çocukların birbirlerine vurması, mutlu olduğunda, heyecanlandığında, sinirlendiğinde, üzüldüğünde ya da oyun sırasındayken bir arkadaşına vurması çoğu zaman davranış problemiyle alakalı olmayabilir. Aslında bazen özellikle duysal problemler yaşayan çocuklarımızda ya da proprioceptif duyuda bir arayış söz konusu olduğunda bazı çocuklar vurmayla dokunmayı ayırt edemiyor olabilirler. Bazen gerçekten sevindiklerinde, heyecanlandıklarında bunu fark etmeden sadece bir duyusal ihtiyaç olduğu için ve regüle olabilmek için yapıyor olabilirler. Böyle durumlarda bence bir ergoterapiste danışıp bir duyusal değerlendirme yapılması çocukların özellikle bunu yönetebilmesi için gerçekten faydalı olacaktır. Bazı çocuklarımız atlama, çarpma, sıkıştırma, ezme aktivitelerini ararlar. Hatta böyle yolda gördüğümüz, kontrolsüz olduğunu düşündüğümüz çocuklarımız da vardır. Eminim yıllar öncesinde hepimizin aynı sıralarda oturduğu arkadaşlarımızdan en az 3-4 tanesi mutlaka sınıfın düzenini bozan olarak adlandırdığımız, sürekli vuran, yerinde duramayan, sürekli ayakta olan, hareket halinde, sürekli bir şeyleri ezmeye çalışan, kontrolsüz güç kullanan çocuklarla karşılaşmışızdır. Aslında bunun temel sebeplerinden bir tanesi duygusal arama davranışı da olabilir. Ezme, vurma, atma, bir şeyleri kırma, yürürken ayaklarını yere bastırarak yürüme gibi gibi bazı davranışlar da duygusal arama davranışları olarak da adlandırılabilir. Bazen proprioceptif sistemde hareket derecesiyle alakalı zorluklarla yaşarız. Bazı çocuklarımız görevler sırasında kaslarını nasıl esneteceğini ya da nerede ne şekilde davranması gerektiğini yanlış değerlendirebilir. Yazarken ya da çizerken kalemi nasıl derecelendireceğini fark etmeyip elini hangi pozisyonda tutması gerektiğini anlamlandıramayabilirler. Bazen hareketi kontrol edemediğinden kalemin ucunu çok sert bir deftere bastırıp sıklıkla kalemin ucunu kırabilir ve hatta bu duysal arayıştan ötürü de kalemin arkasını sürekli dişleyerek, sıkıştırarak oradan minik izler çıkartabilirler. Bazı çocuklar kağıtta yanlış yaptıklarında silme eylemini yerine getirmeye çalışırken sıklıkla kağıdı yırtabilirler. Bu da aslında proprioceptif sistemde bazı motor bozulmalarla alakalı olabilir. Hatta bazen çoklu oyunlar oynarken karşılıklı bir top atma oyununda bile topun menzilini ayarlayamayabilir ve vücut postürünü buna uygun zamanlamayla, buna uygun şekilde yerine getiremeyebilir. Bazen de ağır ya da hafif kavramları arasında karıştırmalar gerçekleştirebilir. Ağır olan bir cismi hafif bir tonla tutmaya çalışıp devirebilir ya da hafif bir cisme fazlasıyla, gereğinden fazla kuvvet uygulayabilirler. Şimdi bazı derin bası ve kas egzersizleriyle ilgili sizlere aktivite önerileri vermek istiyorum. Bunlar evde rahatlıkla 5-10 dakikada uygulayabileceğiniz, hem sizi çok fazla yormayan hem de çocukların regüle olmasını sağlayan bazı aktivite önerileri olabilirler.
Sandalye şınavı çekebilirsiniz. Sandalyeyi oturduktan sonra ellerinizi sandalyenin sağına ve soluna alıp yavaşça bedeninizi kaldırmaya çalışabilirsiniz ve bunu da çocuğunuzun yapmasını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda kol kaslarını da güçlendireceği gibi çok güzel bir derin bası ve kas girdisi olacaktır. Pilates topunun üzerinde yuvarlanma, supin pozisyonda ya da prone pozisyonda, yani yüzüstü ve sırtüstü pozisyonlarla pilates topunun üzerinde rahatlıkla yuvarlanabilir ve hatta bunları yaparken çeşitli oyunlarda oynayabilirsiniz. Konuyla alakalı birkaç tane aktivite videosu çekmiştim. Onun da linkini mutlaka bırakacağım. Duvarı itebilirsiniz. Hatta duvarda duvar şınavı bile çekebilirsiniz. Ve ayılarınızı duvara tamamen yaslayarak kendi vücut ağırlığınızda duvarı itebilir ve hatta kim daha hızlı itecek çalışması da yapabilirsiniz. Aynı aktiviteyi zeminde de yapabilirsiniz. Ellerinizi yere yatırıp ve sonrasında yeri itmeye de çalışabilirsiniz. Bazı hayvan yürüyüşlerini yapabilir, hatta çocuğunuzla küçük bir taklit oyunu oynayabilirsiniz. Bu konuyla alakalı da bir post hazırlamıştım. Orada hangi pozisyonlarla hangi hayvanların taklidini yapabileceğinizi yazmıştım. Onun da linkini bırakacağım. Komando yürüyüşü yapabilirsiniz. Özellikle masanın altından ya da kendinize belirlediğiniz kale gibi böyle iki farklı yerin ortasından geçerek rahatlıkla sürünme egzersizleri yapabilirsiniz. Bu da derin bası ve kas girdisini mutlaka verecektir. Çocuğunuzun sırtına ağır bir şey ve onun taşıyabileceği ağırlıkta ağır bir cisim koyarak onunla beraber emeklemesini de isteyebilirsiniz. Ağırlıklı çantalarla beraber çocuğunuza minik görevler verebilir. Markete gittiğinizde onun taşıyabileceği düzeyde bir poşetin içerisine eşya koyarak onun taşımasını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda da ev işleri yaptırabilirsiniz. Burası benim en sık kullandığım ve ailelere bol bol yapmaları gerektiğini söylediğim konulardan da bir tanesi. Örneğin kahvaltı hazırlıyorsunuz. Küçük bir zeytin tabağını da kahvaltı hazırlarken onun koymasını masaya isteyebilirsiniz. Şimdi de biraz derin basınç faaliyetleriyle ilgili aktiviteler yapalım. Trambolin, masa, kanepe gibi aslında çok fazla yüksek olmayan alçak bölgelerden atlama çalışmaları yapabilirsiniz. Çocuğunuzun vücuduna sıkıca sarılabilirsiniz. Aynı zamanda onu güzel bir yastıkla birlikte onunla beraber sarılarak çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Benim yine sıklıkla kullandığım oyunlardan bir tanesi hamburgercilik oyunu. İki farklı yastığı alıp çocuğu bir etmiş gibi kullanarak, hamburger etiymiş gibi kullanarak iki farklı yastığı da ekmekmiş gibi kullanarak onu sıkıca sarıp hatta canım şu an hamburger istiyor seni mi yesem yoksa tarzından minik esprilerle bu aktiviteyi sıkıştırarak yapabilirsiniz. Ağırlıklı battaniyeleri de bazı terapistlerimiz öneriyor. Ben bunu genelde bir terapistin önermesi gerektiğini düşünüyorum ama proprioceptif sistemi daha aktif hale getirmek adına ağırlıklı battaniyeleri kullanmak da tabii ki mevcut. Yuvarlanma egzersizleri yapabiliriz. Örneğin halı ya da yerde bir minder olduğu durumlarda çocuğunuzun zarar görmeyeceği bir yerde rahatlıkla onu halının üzerinde rulo yaparak ya da onu böyle yuvarlayarak minik oyunlar da yapabilirsiniz. Bunlar aslında rahatlıkla evde çocukların aileleriyle beraber keyif alabilecekleri ve rahatlıkla evde uygulanabilecek egzersizler. Biz de bazılarını seansta ya da ailelere ev aktivite önerisi olarak veriyoruz. Eğer proprioceptif sistemde bir hassasiyetinizin olduğunu düşünüyorsanız ve uzun vadede devam ediyorsa bu da çocuğun günlük yaşamını, okulunu, akademik geleceğini ve ailenin iç huzurunu etkiliyorsa mutlaka bir ergoterapistten duysal değerlendirme almanızı öneririm. Konuyla ilgili herhangi bir soru işaretiniz olursa yorum yapmayı ve bana soru sormayı unutmayın.